bir taraftan değerli izleyicilerimiz Almanya ile ilgili korona, virüs yoğun bir şekilde devam ederken bir de alınan önlemleri protesto edenler var biliyorsunuz Berlin'de geçtiğimiz hafta çok ciddi bir protesto oldu yaklaşık 20 bin kişi bu protestoya katıldı polisle çatışmalar oldu Hatta bir e, bu ırkçı afd Partisi var biliyorsunuz onun bir milletvekili polisler yere yatırdılar falan ciddi anlamda hırpaladılar Sonra milletvekili olduğunu öğrenince bıraktılar adamı falan. Yani böyle ciddi olaylar oldu. Tabii olaylar devam ediyor. Yine bu işlerin merkezi Berlin olmuş vaziyette. Bunun yanı sıra Hannover'de, Frankfurt'ta da bu tarz yürüyüşler oluyor. Yine bu önlemleri protesto ediyorlar. Alınan önlemlerin gereksiz olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi bu insanları bir noktaya kadar anlıyorum ama devamını anlamıyorum. Şöyle ki şu anda insanlar ölüyor mu? Ölüyor. Yoğun bakımda insanlar var mı? Var. Ve insanlar şu anda evlerine ciddi anlamda kapanmış vaziyette işine gidemiyor, gücüne gidemiyor. Çünkü ortada gerçekten bir virüs var. Bu virüsü kimin çıkardığı ne yaptığından ziyade mevcut duruma baktığımız zaman insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Bakın bu yaşımıza kadar sahip olduğumuz ya da bütün alışkanlıklarımızın hepsi değişti. Sokağa çıkabiliyor musun? Bir arkadaşınla bir kafeteryada oturup bir kahve içebiliyor musun? Sohbet edebiliyor musun? Hayır. En basit şeyleri örnek veriyorum. İşler güçler, onları anlatmıyorum bile. Onlar zaten darma duman oldu. E şimdi böyle bir şey varken ortada biz de kalkıyoruz diyoruz ki protesto yapıyoruz. Bu önlemler saçma. E nasıl kurtulacak? Varsa senin bir yöntemin söyle onu yapalım. Maskeyi çıkartalım. Sarılalım, öpüşelim, koklaşalım. Eşimizle, dostumuzla bir araya gelelim. E koronavirüs nasıl yeneceğiz? Yani bir gösteri yapılıyor, polisle çatışılıyor. Tamam. Alınan tedbirleri protesto edebilirsin. Yanlış alındıysa ya da eksik bir şey varsa ama kökten reddetmek doğru değil. Ve bu protesto gösterilerine katılanlar maske yok çoğunda. Birbirleriyle iç içe girmişler. O gösteriye katılanların 20 bin kişinin en az onu 2 bin tanesi en az koronavirüse yakalanmıştır. Emin olun bak. 20 bin kişi şu anda bir araya gelecek bir dönem değil. Şimdi akıl almaz bir haber. Güler misin, ağlar mısın? Yani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Şimdi bir tane Ortodoks Kilisesi Patriği ölüyor. Papaz ölüyor. Cenazesine binlerce insan katılıyor. Mesafeymiş. Bilmem sosyal mesafeyi koruma korona falan hak getire. Bunlarda şöyle de bir gelenek varmış. Bu öleni öpüyorlar cenazesine. Açıyorlar, öpüyorlar. Korona dönemindeyiz. Diyorlar ki korona var, biz bu öpme işini kaldıralım. Ne yapalım? Cam koyuyorlar. Adamın o yatıyor o tabutta, üstüne bir tane cam koyuyorlar. Gelen bu sefer o camı öpüyor. Koronadan korundular böyle. Ama gelin görün ki o camı herkes öpüyor. E gelen o camı öpüyor. Ha adamı öptün, hadi o camı öptün. Tabi adam koronadan ölmüş. Bu Patrik koronadan gitmiş. Ama gelenler de camı öpüyor ve herkes aynı yeri öpüyor. Hadi buyurun. Yani güler misin, ağlar mısın? Yani ha. O patriği öptün, koronayı ha onu öptün. 175 o camı öpenler, korona oldu gitti. Yani birileri de yeniden ölürse, onları da yeni bir cam koyarlar, onlar da ölmeye devam ederler. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef ırkçılıkla ilgili gün geçmiyor ki yeni bir haber vermeyelim sizlere. Her gün ırkçı polisleri anlatıyoruz. Öğretmenleri anlatıyoruz. Anlatıyoruz, anlatıyoruz, bitmiyor. Şimdi Almanya'da Türk avukat Sayın Seda Başay Yıldız kimdir? Almanya'da 8'i Türk 10 kişi katleden nasyonel sosyalist yeraltı aşırı sağcı terör örgütü davasının müdahale avukatlarından bir tanesi. Bu avukat hanımefendi kendisinin tehdit edildiğini söylüyor. Hatta tehdit içerikli mesajlar almaya devam ediyor. Polise gidiyor. Diyor ki ben diyor tehdit alıyorum diyor bu davalara katıldığım için diyor. Müvekkilim var diyor onu savunduğum için diyor. Ve araştırılıyor. Önce kimse bulunmuyor. Sonra kendisinin adresine, bilgilerine hangi bilgisayardan bakılmış? Bunu soruşturuluyor ve bir karakoldan bakıldığı ortaya çıkıyor. Polisler bakmışlar kendisinin bilgilerine. Ve sonra bakıldığı saatlerde orada bulunan polislerin de kendi aralarında kurdukları işte bu WhatsApp'tı vesaireydi. Gruplardan Nazi işaretleri, sembolleri birbirlerine o saatlerde gönderdiği ortaya çıkıyor. Yani bu işi yapanlar direkt söylemiyor mu ben söyleyeyim polisler. Polisler tehdit ediyor. Niye? Irkçılar Türkleri öldürdüler. Bu hanımefendi avukat arkadaşımız da onları savunuyor diye. Yani ırkçılık dünyanın her yerinde var ama Almanya'da bu sıra özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yapmış olduğu açıklamadan sonra daha da artmış vaziyette. Camilere baskın düzenliyorlar. Dernekleri kapatıyorlar. Tüm Avrupa'da. Hanımefendi şunu söylüyor. Sayın Seda Başay Yıldız. Beni diyor tehdit edenlere ben 5000 euro ödül vereceğim diyor. Bunu sosyal medya hesabından yayınlıyor. Sonra kendisine duyarlı insanlardan destek geliyor ve para yardım yapmak istediklerini söylüyorlar. İşin hukuki boyutunu yani yardım alabilir mi böyle bir şey için araştırıyor. Eğer alabilirse yardım miktarını arttıracak, ortaya çıkartacak. Şimdi bakın bu aslında çok ayıp bir şey. Bak bu işi yapanlar belli. Bu işi yapanlar belli. Kaynak belli. Ama üzerlerine kimse gitmiyor. Sümen altı yapıyorlar. Dosyayı atıyorlar, sallıyorlar. Görünen bu. Gerçekten böyle. Yani çözmek istedikten sonra her şey çözülür. İlla ki bir delile ulaşılır değerli izleyicilerimiz. Ama yeter ki çözmek isteyin. Yeter ki. 23 Kasım 1992. Almanya'nın Hamburg yakınlarındaki Möl kentinde yaşayan üç vatandaşımız ırkçılar tarafından evlerine yapılan saldırı sonucu diri diri yandılar. Bakın. 10 yaşında Yeliz Aslan, 14 yaşında Ayşe Yılmaz ve 51 yaşında Bayide Arslan Üç insanımız, 3 vatandaşımız, ırkçılar tarafından evlerine yapılan saldırı sonucu diri diri yandılar ve hayatlarını kaybettiler. Her yıl döneminde bu olay anılıyor, yaralar bir kez daha tazeleniyor. Hiçbir zaman da bu yaralar iyileşmiyor, özellikle de yakınları tarafından. Diri diri, iki tane çocuk ve onların Baba anneleri. Ne kadar acı düşünebiliyor musunuz? Kim yaptı bunu? Irkçılar yaptı. Bakın. Bununla ilgili bir amma töreni evin önünde yapılıyor. Hamburg Başkonsolosumuz Sayın Yonca Sunel, Mön Belediye Başkanı ve hayatını kaybedenlerin yakınları da orada bu törene katılıyorlar. Bu törende konuşan Sayın Başkonsolosumuz Yonca Sunel bakın neler söylüyor. Mölden sonra Zolingeli, Nasyonist Sosyalat Yeraltı, terör örgütü cinayetlerini ve diğerlerini saldırılan hepsini lanetledik. 1990'dan bu yana yaklaşık 100 kişi aşırı sağ şiddet eylemleri sonucunda hayatını kaybetti. Başka bir araştırmaya göre bu sayı en az 208. Hayatını kaybeden Türkiye kökenlilerin sayısı ise en az 50. Belki daha fazla. Sadece geçen yıl Müslüman kurum ve temsilciliklerine yönelik 184 saldırı yapıldı Almanya'da. Ve Sayın Konsolosumuz, Başkonsolosumuz şunu söylüyor. Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada Almanların üçte birinin yabancılara karşı çekinceli oldukları ortaya çıkmış. İstemiyorlar. Almanya'da her iki Almandan birinin İslam'ı tehdit olarak gördüğü yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Ve devam ediyor Sayın Başkonsolos. Göç hikayesinin başladığı 1960'lı yıllardan bu yana ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı giderek artan bir tehdit haline geldi. Dört kuşaktır Almanya'da yaşayan Türkler Yıldırma, tehdit, korkutma amaçlı olaylara ve saldırılara rağmen Almanya'ya aittirler ve burada varlıklarını sürdüreceklerdir. Tören sırasında Möl belediye başkanı da bulunuyor, bu törene katılıyor ve Sayın Başkan olsun şunu söylüyor: Sayın Başkan, Mönlü evi bilen üç insan 28 yıl önce alevler arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Onların anısını yaşatmak için yılda bir kere düzenlenen törenler yeterli değil. Mön Belediyesi olarak onların isimlerinin içinde çocukların oynayacağı, çiçeklerin ve ağaçların büyüyeceği bir parkta yaşatılması toplumsal dayanışma açısından da güzel bir mesaj olacak olacaktır diyor. İşte acıyı görüyor musunuz? Yanarak can veren ve hiçbir suç yok bu insanda. Ne suçu var? Ne yapmışlar? Bu faciada annesi ve kızını kaybeden Faruk Aslan da kundaklanan evin önüne çiçek bıraktıktan sonra şunu söylüyor. 50 yıldır burada yaşıyorum. Biz buraya ne yanmaya ne de öldürülmeye geldik. Biz buraya yaşamaya geldik. Almanya'ya gelen Türklerin burada tüm toplumla beraber yaşamak ve aile olmak isteğinden başka ne isteği vardı ki? Bizim beraber yaşamamıza engel olmak isteyenlere biz engel olmalıyız. Onlara karşı birlikte durmalıyız. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1961 yılında yapılan bir anlaşmayla insanlar geçinebilmek için o hani fotoğraflarda vardır ya. O tahta bavullarla trenlere binip Almanya'ya işte diğer ülkelere gittiler. O insanların, o büyüklerimizin bir tek amacı vardı. O da bir ev parası biriktirmek ya da bir traktör parası biriktirip memlekete dönmek. Ama hayat o kadar acı ki dönemediler hiçbir zaman. Artık da dönemeyecekler zaten kaldılar. Çoluk çocuk. Hiç kimse yurdunu, vatanını bırakıp gitmek istemez asla. Ama hayat insanları buna mecbur bıraktı. Ekonomik anlamda özellikle bu insanlar annelerini babalarını sevdiklerini geride bırakarak Almanya'ya geldiler. Yıllarca sadece çalıştılar. Çocukları için, Türkiye'de bulunan yakınları için ömürlerinin son noktasına kadar kendileri için hiçbir şekilde bir gün bile yaşamadılar. Şimdi bu insanların çocukları, torunları mutluluk içerisinde, huzur içinde yaşıyorsa o insanların çekmiş oldukları bu çileler sayesinde yaşıyorlar. Ve bu insanlar sadece geçinebilmek, aileleriyle mutlu olabilmek için Almanya ya da diğer ülkelere gittiler. Tek amaçları bu. Ve siz bu insanları diri diri yakıyorsunuz. İnsanlıkla falan hani bunu konuşmaya bile gerek yok. Sizin bu yaptığınız Hani tarifi olmayan bir acı. Tarifi olmayan bir acı. 23 Kasım 1992. Zolingen'de. daha çok hani yarayları değişmek istemiyorum. Benim de çok hassas olduğum konular. Bu çocukların 10 yaşında, 14 yaşındaki çocukların ne günahı vardı? Diri diri yaktınız. Ve işin ilginç yanı bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu facianın sorumlusu iki tane terörist 15 yıl cezaevinde yattı ve çıktı. Şu an dışarıdalar. Ve bu amma törenlerini izliyorlar. Emin ol. Siz bu insanlara gelin bu acıyı anlatın bakalım. Anlatabilecek misiniz? 15 yıl yatıp çıktılar. Dışarıda geziyorlar şimdi. ırkçılık, ırkçılık, ırkçılık. Bunlar insanlıktan falan hiçbir şekilde nasibini almamışlar. Sokaktaki köpek bile bunlardan daha değerli. Kusura bakmayın hani özür diliyorum ama gerçekten böyle. 10 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki bu çocukları, babaannelerini sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? İnsan kim oldukları önemli değil. İnsan bu. Alın bakın bir haber daha. Almanya'nın Magdeburg savcılığı çok sayıda polis hakkında internet üzerinden aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlattı. Nazik konuşmuş savcılık. ırkçı bunlar. Polisler. Cep telefonlarına el konulmuş. Pek çok nazi ile ilgili semboller ve konuşmalar var. Paylaşıyorlarmış bunları. Şimdi bu adamlardan biz hukuk, hak, adalet mi bekleyeceğiz bu polislerden? İçlerindeki anlayamadığımız bu yara bize adalet mi getirecek? Sadece Almanya değil Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre. Nerede bir vatandaşımız yaşıyorsa hiç önemli değil. Hukuku sağlamakla görevli olan polis ırkçılık yapıyor. Biz o ülkeden hak, hukuk, adalet bekliyoruz. Birileri çıkıp konuşuyor. Hak var, insan hakları var falan diyor. İşte bak. Bak polislerin içerisinde varsa bu iş nasıl çözülecek? Irkçılık